hafif bu virüs nedir? Bakın bu virüs nedir? Bu virüsün tarihi gelişimi neydi? Virüsler nedir? Daha sonra bu hastalık nasıl çıktı? Buraya kadar nasıl geldi? Ülkeler nasıl etkileniyor? Biraz da bundan konuşup sonra da yapmanız gereken ya da sizin yaş grubunuzda bu hastalığın durumu nedir? Ondan sonra da arkadaşlar büyüklerimize bunu daha sağlıklı, daha güzel gençler. Evet. Açıklayabilecek bir şekilde arkadaşlar bilgilendirme yapılacak. Ondan sonrası da sizde. Arkadaşlar bakın bu açıklamalarda sizin durumunuz, sizin davranışınız ortamınızı şekillendirecektir. Bakın bu çok önemli. Bu virüs başlangıçta arkadaşlar aslında çok yeni tanınmış bir virüs değil. 1960'lı yıllardan itibaren arkadaşlar SARS dediğimiz bizim aynı aileye mensup bir virüstür bu da. 60'lı yıllardan beri aslında daha çok hayvanlarda görülecek olan bu virüs arkadaşlar vahşi doğanın katledilmesiyle insanların vahşi hayvanların ortamına girmesiyle beraber hayvanlardan insanlara mutasyon şeklinde geçip konu anında bizde yaratılmasına sebep olan bir hastalık haline geldi arkadaşlar. Yoksa bu normalde hayvanların kendi içerisinde durumu egale edebileceği bir virüstü. Sıkıntı bizim vahşi ortamlara girmemizle birlikte onların yaşam alanlarını egale edip vahşi hayvanları ne yazık ki evcilleştirme çabasının içerisine girdiğimiz için bu virüs hızlı bir şekilde mutasyon geçirerek insanlara da bulaşır hale geldi. Normalde bazı virüsler arkadaşlar insanlara bulaşmaz. İnsanlardaki bazı virüsler hayvanlara bulaşmaz. Mesela siz bir kedi veya köpeğin bir su çiçeği ya da kızamık yakalanmasını beklememelisiniz. Ya da bizim bir sığır vebası ya da bir tavuk kolerası olmamızı bekleyemezdiniz. Ama yapılan son durumlarda hayvanlarla olan iç içelik miktarımız arttığında ki Çin'deki fotoğrafları görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. İşte dillerinizden düşmeyin işte hocam yarasa çorbası yok işte bu çorbası. Arkadaşlar sizden en önemli isteğim bu duruma karşı lütfen duyarlı olunuz arkadaşlar. Yani dalga geçen tarafta olmayı bırakıp bir an önce duyarlı, sorumlu gençler olmanızı istiyorum. Çünkü internet kullanıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafları görüyorsunuz. Sosyal medyanın halini görüyorsunuz. Biz Türk'üz, yok işte biz böyleyiz. Biz zaten bu hastalığa kafa atarız, yok içinden geçeriz gibi görüyorsunuz arkadaşlar. Benim size söylememe gerek yok. Twitter'da çok saçma gençler çok saçma sapan bazı bilgi kirlilikleri dolanıyor. Farkındasınız bunun da. Yok işte bakın geçen bilinçsiz bir vatandaşımız arkadaşlar çok samimi bir şekilde bir şey itiraf ediyor. Diyor ki yoğurdumun içerisine Arap sabunu kattım. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. İçim temizlenir zannettim. Bakın arkadaşlar şimdi sizin bakın gençler bakın sizin dalga geçebileceğiniz bir konu olabilir ama bu kişinin aslında biyoloji bilgisinin ne kadar eksik olduğunu size gösteriyor. Yani ibretlik bir durum. Siz eğer kendinizi korumazsanız, siz eğer gerçek bilimin ışığında yürümezseniz, bilimsel bilgileri dikkate almazsanız bu hastalıkla güzel bir şekilde savaşamayız. Çünkü ileride bu bir başlangıç arkadaşlar. İleride dünyayı bekleyebilecek daha değişik hastalıklar öngörülüyor bilim insanları tarafından. Hocam bize bugün bu sunuyu niye yapıyorsunuz? Size bu sunuyu yapmamdaki en büyük temel sebep görüyorsunuz arkadaşlar çocuklara hemen hemen bulaşmıyor. O zaman hocam yanlış kitlede olduğunuzu düşünüyorsunuz ki bize anlatıyorsunuz. Hayır. Asıl kitle sizsiniz arkadaşlar. Asıl kitle sizsiniz. Çünkü yeri gelip bunu ailenize anlatabilirsiniz. Ailenizin büyüğü olabilirsiniz. Evinizde eğer büyük babanızla, anneannenizle, dedenizle beraber yaşıyorsanız ya da Artvin küçük bir yer arkadaşlar. İki sokak önü, iki sokak arkasında büyüklerinizle aynı mahallede yaşıyor olabilirsiniz. Siz bilgilendirebilirsiniz arkadaşlar. Siz yeri gelir büyük olabilirsiniz. Bu tarz durumlarda biyoloji bilginizle, benim anlattıklarımla ailenize, büyüklerinize katkıda bulunabilirsiniz. Bu birincisi arkadaşlar. İki, devlet bir karar aldı farkındaysanız arkadaşlar ve topluluk oluşturulabilecek alanlara izin çıkışı kapatıldı. Bu ne demek arkadaşlar? En bariz örneğiyle okullar tatil edildi. Şimdi bu okulların tatil edilmesini sakın yanlış anlamayınız arkadaşlar. İşte oh dersler gitti, bam bam falan işte okul oh falan. Bu sosyal mesafenin sınırlandırılması için alınmış olan önemli bir tedbirdir arkadaşlar. Sizin bu aralar toplulukla beraber fazla oturmanız, olabildiğince arkadaşlar şakalaşmak,
yanaşmak gibi mesafelendirme kuralını ihlal etmemeniz gerekir arkadaşlar. Bu çok önemli bir ihlal. Sizde belki bu hastalığın reseptörü yok. Virüsler çok enteresan yapılardır arkadaşlar. Ne canlıdır ne de cansızdır ama canlılıkla cansızlık arasında bir geçiş formudur. Canlı olmayan bir şeyi öldüremezsiniz. Sadece parçalarsınız. Etkisini yavaş yavaş bitirirsiniz arkadaşlar. Lütfen bu alınan karara güzel bir şekilde uyunuz. Farkındayım arkadaşlar. Haziran ayında bir sınav sizi bekliyor. Önemli bir sınav. Onun da farkındayız. O yüzden arkadaşlar bakın ülkece alınan bir karar bu. Artvin'in etkilendiği gibi 81 il de etkilenecek bu durumdan ister istemez arkadaşlar. O yüzden hocalarınız zaten burada gerekli açıklamaları size yapacaktır. Ellerinden geldiği sürece de sizi zaten arkadaşlar ders anlamında da doyuracaklardır. Anlıyorum. Önünüzdeki sınavı düşünüyorsunuz. Belki kafaya takıyorsunuz. Ama arkadaşlar unutmayın. Sağlık elden gitti mi? Kazanacağınız en iyi yerin bile anlamı olmayabilir bazen arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Üçüncüsü kişisel hijyen. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten biz çocukluğa bulaşmıyor zaten. Bir şey olmuyor falan. Bizdeki hijyenin ne gibi bir etkisi olabilir ki? Size bulaşmayabilir ama size gelebilecek olan virüsler farklı yollarla karşı tarafa bulaştırılabilir arkadaşlar. Bu sizde canlanmayacak diye karşı tarafa bulaştırmayacağınız anlamına gelmiyor. Burada kişisel hijyen dediğim şu aslında çok basit hamleler bunlar arkadaşlar. Çok kolay ve aslında sabah, öğlen ve akşam yaptığınız bazı şeyleri tekrarını ve sıklığını bir tık arttıracaksınız arkadaşlar. Ellerinizi güzel bir şekilde sabunlu suyla yıkamak gibi ovalayarak ve güzel bir şekilde yıkamak en önemli tedbirlerin birinci sırasındadır arkadaşlar. Lütfen ellerinizi rahatsız olduğunuz düşündüğünüzde üşenmeyiniz. Bakın üşenmeyiniz. Ve ellerinizi güzel bir şekilde ovalayarak en az 20-25 saniye boyunca iki kere arkadaşlar ovalayarak sabun kullanınız. Ya hocam işte yanımda sabun mu taşıyacağım hocam küçük kola. O da olur. Ama kolonyayla sabunun etkisini kıyaslarsanız arkadaşlar sabun gerçekten çok etkili bir dezenfektandır. Çünkü üst solunum yollarından alt solunum yollarına geçebilecek bir durum oluşturduğu için arkadaşlar elinizi yüz, göz etrafına götürmeniz de burada çok önemli bir etken arkadaşlar. Olabildiğince götürme sıklığını azaltınız. Evet çok zor bir refleks. Durduk yere vücudunuz kaşınmasa bile elinizi yüzünüze götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu başarabilirsiniz. En azından tamamen götürmemek yerine sıklığını azaltabilirsiniz. Çünkü enfekte edilmiş bir eli siz yüzünüze, gözünüze, burnunuza götürürseniz aslında virüsün vücudunuzda yayılma sayısını arttırırsınız. Evet gerçekten dünyadaki ölümlere baktığınızda sizin kitle yani 12 ile 19 yaş arasında %0.1'in bile altında. Bu çok değil mi komik bir rakam arkadaşlar. 0.1 bu ne demek? Yaklaşık 5000 insandan fazla kişi öldü. 0.1'in altı ne demek? 3 ya da 4 çocuk. Hocam demek ki çocuklar ölebiliyormuş. İşte neden ölebiliyormuş arkadaşlar? İhmal. Tabi burada bağışıklık çeşidi de çok önemli arkadaşlar. Bu proteini bulundurup bulundurmamak. O yüzden arkadaşlar iş sizde. İş bizde. Benim size gelip buraya bunu anlatma sebebim yarın başka daha ciddi hastalıklarla karşılaşacağımız esnada sizin bilincinizle siz toplumu yönlendirecek olan kişilersiniz arkadaşlar. Biz yaşanacağız. Bak Atatürk'ün çok güzel bir sözü var arkadaşlar. Benim ümidim gençliktedir diye. İşte siz o gençliğin şu anda vücut bulmuş ve ileriye gönderilecek olan kişilerisiniz. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bu iş aslında sizden başlıyor. Bak ben yetişkinlere hiç konuşma yapmadım. Çünkü biliyorum ki ben bunu çocuklara söylediğimde arkadaşlar duyarlı olacaklardır. Twitter'daki ya da saçma sapan insanların yaptığı açıklamalara, şakalara kanmayacaklardır. Kendi aranızda da bu durumu lütfen kaos haline götürmeyiniz arkadaşlar. Lütfen. Bakın şaka yollu bir söylediğiniz söz karşı tarafta çok ciddi travmalara, çok değişik psikolojik bunalımlara sokabilir kişileri arkadaşlar. Lütfen. Biz duyarlı olalım ki çevremizi bizim gibi nitelikli, bizim gibi arkadaşlar topluma duyarlı bireylerin sayısını lütfen arttıralım. Bu iş o yüzden sizde başlıyor. Siz aileniz size bir soru sorduğunda, büyükleriniz size bir soru sorduğunda
nasıl cevaplamasını gerekmekte olduğunu şimdiden farkında olmanız gereken bireylersiniz siz, tamam mı arkadaşlar? O yüzden lütfen bu tatil kararlarına lütfen bu bakış açısıyla değerlendiriniz arkadaşlar. Toplumsal olarak birleşmenin olduğu yerlerden uzak durma durumu. Bazı yerlerde konserler yapılabilir, bazı yerlerde büyük paneller oluşturulabilir arkadaşlar. Şu anda öyle tarz yerlere gitmemeniz, birleşmemeniz çok önemli bir hamledir. Lütfen dikkat ediniz, tamam mı arkadaşlar? O yüzden kişisel hijyenimize dikkat ediyoruz. Toplumsal mesafelendirmeye karşı güzel bir önlem alıyoruz. Ve arkadaşlar Türkiye'deki yayılma sıklığını sizin gibi bilinçli bireyler sayesinde güzel bir şekilde atlatacağımıza inanın. Tamam mı arkadaşlar? İnsanlar şimdi bakın ister istemez bazı yerlerden geliyorlar. Türkiye'de vaka sayısı 6'yı buldu. Biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ha şu anda bakın ölüm yok. Bunun en büyük sebeplerinden birisi Türkiye çok güzel bir şekilde bunu erken bir şekilde tedbirini almaya başladı. Karantina alanları oluşturuldu. Hastanelerde birimler artış gösteriyor. 6 hastane vardı. Şimdi 30 hastaneye geçti bu tarama. Eğer bir şeylerden şüpheleniyorsanız, aileleriniz bir şeylerden şüpheleniyorsa arkadaşlar, hastaneye gidip bağışıklık testi uygulayabilirsiniz. Bağışıklığınızın seviyesinin ne olduğunuzu merak ediyorsanız arkadaşlar, anneniz, babanız ya da büyükleriniz merak ediyorsa, hastanenin enfeksiyon birimine gidip bağışıklık testini kan yoluyla çok hızlı bir şekilde sonuç alarak arkadaşlar bağışıklığınızın durumunun ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Peçete kullanımı gençler. Son olaylardan birisi de peçete düzgün bir şekilde kullanılıp ve hızlı bir şekilde o peçeteyi o ortamdan uzaklaştırıp çöp dediğimiz yapının içerisine atmak arkadaşlar. Hapşurma çok etkili bir bulaştırma yöntemidir arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Hapşuracağınız esnada eğer peçeteniz yoksa yanınızda arkadaşlar, hafif kıyafetinizin şu bölgesine, onu da bir yerden sonra hızlıca dezenfekte ederek, tabii ki de baktığınız peçeteniz yok, hızlı bir şekilde dezenfekte ederek ya da peçeteyle ağız boşluklarınızı kapatacak bir şekilde hapşurup arkadaşlar o peçeteyi de hemen imha etmeniz gerekmekte. Tamam mı arkadaşlar? Tokalaşmak gibi durumlarda biraz da uzak durabilirsiniz. Değişik şekillerde bakın ülkelerde görüyorsunuz arkadaşlar. El selamları, dirsek temaslarıyla güzel bir ya da Japonların çok güzel bir hareketi var mesela. Şu şekilde baş aşağıya doğru selamlama şekilleri. Bunlar da olabilir arkadaşlar. Bunlar da koruyucu tedbirlerin arasına girebilir, haberiniz olsun. Tamam mı? O zaman bugün ne anladık burada? Çok şey. 1-2 Ailenizi, büyüklerinizi siz ne yapabilir misiniz? Uyarabilirsiniz. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Büyüklerinizdeki korkuyu sizin sağlamış olduğunuz bilinçli faaliyetlerinizle ailenizdeki o korkuyu, heyecanı sizden bastırabilir, yenebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Her şey sizden başlıyor. Yarın ne gibi hastalıklarla, ne gibi salgınlarla karşılaşacağımız bilinmiyor. O yüzden arkadaşlar siz ne kadar bilinçli olursanız büyüklerinizi o kadar kontrol edebilirsiniz. Tamam mı? Sözlerimi bitiriyorum. Varsa aklınızda bir soru, hocam ya da şöyle şu şekilde sorunuzu da alabilirim. Yoksa arkadaşlar güzel bir şekilde sınavınıza girebilirsiniz. Var mı arkadaşlar? Dediğim gibi arkadaşlar bak ben buna çok büyük özen gösteriyorum. İşte biz Türk'üz, yok işte biz böyleyiz, yok işte yarasa çok. Gençler yapmayın. Bakın çok ciddiyim, yapmayın. İnsanların birbirinden farklı olduğunu ve bu farklılığın bizi zaten bir arada tuttuğunu unutmayın. O yüzden insanlar da anlamadan da olsa psikolojik travmaya sokabilirsiniz kişileri arkadaşlar. Bazı insanlar korkuyordur gerçekten, ciddi korkuyordur ve bunu size yansıtmıyordur arkadaşlar. İnsanların korkularının üzerine gitmeyiniz. Aksine empati kurarak bunu acaba nasıl düşünüyordur diye kendinizi o insanların yerine koyunuz. Tamam mı arkadaşlar? O zaman sınavınıza başarılar diliyorum. Bravo. Bravo. Evet.